Merhabalar sevgili dostlarım. Hearts of Iron 4'ün yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere ülkemiz Yunanistan. Yani girmeden önce bir söyleyeyim. Vatan haini oluyorum biliyorum birazcık ama Yunanistan oynadığım için şimdi. Düşündüm taşındım. Öncelikle Macaristan oynamayı düşündüm. Macaristan'dan Habsburg Kralyonu'na gidip şey savunacaktım Çekoslovakya'yı falan da alıp. Ama şimdi dedim yani zorluk çekmeyeyim. Polonya'daki gibi olmasın. Ya ki büyük ihtimalle de kaptül olacak değil mi? Çekoslovakya'nın yani papıt olarak geldiği bir senaryoda zaten biterdim. Düşündüm taşındım ben ne oynayayım, ne oynayayım, ne oynayayım. Gittim Orta Amerika falan da şimdi Amerika'yla da savaşılmaz Orta Amerika'dan bir ülkeyle. Meksika falan oynamadığım sürece. Dedim ben de Yunanistan oynayayım bari. Evet ülke bok gibi. Bize ters biraz durdu section'dan şey yapacaktım onu ha. Kral ev hapsine tıkıyorduk. Ülke evet bok gibi birazcık da vatan haini gibi oluyorum. Ama yapabileceğim bir şey yok. Oynayabilecek başka ülke bulamadım. Gittim Yunanistan yani mantıklı geldi. Hemen iki fabrika yani inşaat ediyor. O derece boktan bir ülke. Koridor'da görüp görebileceğim en boktan ülkelerden birisi Yunanistan. Borçlarımız falan da var. Meosu'dan. Lütfen beni linçlemeyin. Yunanistan oynadığım için. Bok gibi ülke be. Neyse şunun 5x'i al da. Hedef Megalia'ydı ya onu da söyleyeyim. Daha da vatan haini oluyorum değil mi böyle. Bizans'ı kurma yoluna gideceğim demokrat yolundan. Bakalım bizi neler bekleyecek. Bilerek şey yaptım. Bu modun E yayında genellikle Romanya, Balkan dominasyonuna gidiyordu. Ya hep ben Türkiye veya da Yunanistan falan oynadığımda her zaman Balkan dominasyonuna gidiyordu. Ha. Şey yaptım ben de bunda. Girdim. Oyunun başında oyun kurallarından Yunanist şey Romanya'ya tarihsel yolundan götürtüp şey yaptırdım. Faşist yoldan gitmesini sağladım. Balkan nominasyonuna gitmesin. Yoksa biz sıkıntıya gireriz. Bize erkenden saldırırlar. Şey falan gönderiyor bize. Papıt olmayı şey gönderiyor. Bayağı ağır o ya. O kabul edilebilir bir şey değil zaten. Ya bok gibi ülke. Stability falan buff veriyormuş. %5 political power. İyi ver madem ne diyeyim usta. Resource gain efficiency. Political power lazım olduğu için onu aldım. Lan ülkede zaten bir şey yok. Bir de çelik açlığımız var ya. Vallahi billahi. Türkiye boğazları silahlandırdı. Sanırsam öyle olması lazım. Möntro. Berat'la video çekecektik. Gaba dedim gel video çekem video ne dedi gelmedi. Oh. Şuradan %5 kansım vurgusu yağının. Ya oğlum %55 kansım vurgusu ne ya? Eşeğe bak yemin ediyorum ya. Kime ödedim ben İngiliz öde borçları. La bok gibi ülke. %55 kansı vurgusu ne oğlum? Değiştir şu müziği de. Alman marşı var bana. Nerede o Alman marşı? Bu neydi lan? Yok yok Alman marşı ha. Yok şunu ver hatta sen bana. La oğlum silah bile 1918 silahını kullanıyor. Birinci Dünya Savaşı silahını kullanıyoruz ya. Vay. Çok boktan ülke evet. Lan dur oyunu durdur. Ekonomi fokuslarına gideceğim birazcık. Ya şu yolda bir olay vardı. Bak. Bu yolda Balkan ülkeleriyle ilgili bir olay vardı. Fabrika çalma olayı mı ne? Ama ben o yolu pek anlamadım.
O yüzden normal buna gideceğim. Zaten erken dönemde buna doğru yanlamam bana hiçbir şey katkıda sağlamaz. Pek sağlamaz yani. Bakayım neler var. Kan sömürgesi %10 kısıyormuş. Bak o önemliymiş. Aslında iyiymiş lan. Varsa bu falan da veriyor ha. Erken ama daha ya. Biraz sanayiye gitmem lazım. Birleşik sanayi. Ülkede tren daha yok evet. Tren yok. O ne yeniyor mu bilmiyoruz. Bok gibi ülke. Aa 3 fabrikayla inşaat ediyoruz. Vay. Gelişen büyüyen Yunan ekonomisi tabi. Ben şimdi %5 kan sömürgesi kıssam ne kısmasam ne bir bokuma yaramayacak ki benim prens doktoru. Ah ver. Bak bu eleman güzel olur. Şimdi bu ne? Opinion arttırıyormuş. Ama şu güzel bak. Bayağı kaynak veriyor Yunanistan'a. O bayağı iyi bir şey. Bir fokus buradan git bakayım. Şuradan research şeyini arttır bakayım. Bir de factory output buff'u ver bana %5. Bunların hepsi kilitli evet. Bunu bu hale al da. Azıcık olsun Army Experience toplansın değil mi? Şimdi ne defa kaç defa? 3 kere mi 4 kere mi Yunan oynadım. Hepsinde Romanya Balkan dominasyonuna gitti. Ben de hepsine demokrat gittim. Yok bir defa şey gittim. Şu Metaksas yolundan gittim. Kralcı yoldan. Öyle oldu. Aslında kralcı yol da güzelmiş de. Ya neyse biz demokrasiye gittik artık. Demokrasinin direği. Ne yapıyor bu bir şey yapıyordur. Bir ekonomiye mi attırıyordu benim bir şey yapıyordu. Ne oluyor oğlum? Bunda şöyle bir olay da var evet. Bunlar şey oluyordu mesela bak komünist hostile diyor, republicçi. Cumhuriyetçilere loyal diyor ya bir saniye şu silah şöyle yapayım. Şey olayı vardı mesela advisor'lara geliyorum. Bunu yapabilmem için mesela komünistlerle friendly loyal olmam gerekiyormuş. Friendly ya da royal olmam gerekiyormuş. Loyal. O biçimde öyle değişiyor. Onun mantığı da öyle işliyor. Başka da olması lazım mı birkaç tane daha o şekilde. Ekonomiyi partial'a çekebilirim aslında. %10 kan sömürgesi kısar ama. %10 kan sömürgesi neyime yarar? Öyle de bir sorunumuz var. %5 kan sömürgesi de kıstım. Aa bir fabrika gitti. 4 fabrikayla inşaat ediyoruz. Vay canına. Ekonomiye git. Şu %10 daha kan sömürgesi kıstı mı güzel olacak bak ülke. Civilian Factory Construction Speed de veriyor. Ekonomi yasasını ve trade yasasını değiştirme maliyeti de artıyormuş. Bakayım. Lan arttı bu ama. Allah Allah. Allah Allah. Düşmesi gerekiyordu ya. Biraz yanlış oldu gibi. Ha. Free trade falan atıyor bize de yapacak bir şey yok artık yapması gerekiyor. Oğlum bu niye böyle oldu bu? Ben sivil mi düştüm? Bilmiyorum ki. Anlamadım. Ne? Stability falan ne? Yok gerek yok hocam. Stability'miz zaten var. Gitsin bir şey olmaz yani o yüzden. Buradan veremem bir şey. Buradan da veremem. Bunu da geç. Advisor atayabilir miyim? Günlük demokrasi support veriyormuş.
Şuna git, şuna hemen. Free trade atacak bize. %80 açacak ekonomiyi de, yapacak bir şey yok hocam. Birleşik sanayi şeyinden ilerlemeye devam ki. Partial mobilization'a geçebilirim de, bizi partial mobilization'a şuradan bir yerden bir focus geçiriyordu. Evet, partial mobilization'a geçiriyor bu focus. Focus'tan geçmeyi tercih ederim yani. 375 PP vermek yerine. Bu şey olunca ben ekonomiyi tekrar exporta da yükseltirim. Bunu artillery decisioner. Almanlarla barış için olmamız gerekiyor. Ya hiçbir şeyimiz yok. İlla bir ülkeyle barış içinde olacağız ki onu alacağız. Bok gibi ülke. Bok gibi ülke. Hava şeyini de al da hava şeyi de biriksin bari. Hava nedir? Air expense. Ekonomiden yanla. Ne oluyor oğlum ya? İstemiyorum ben faşist maşist ya. Ha bu free trade'in bana verdiği şeyler. Ekonomiyi free trade'e attırttı. Neyse dur, şimdi askeri fabrika ya da sivil fabrika seçimini yapmam gerekiyormuş. 4 sivil fabrika yani 3 sivil fabrika. Ben şahsen tobacco endüstrisi, sigara endüstrisi mi oluyor bilmiyorum, 4 sivil alacağım. Diğerkinde de mobilize de ekonomi geçeceğiz çünkü bizi partial mobilization'a çıkartıyor. Monopoly endüstri, booming endüstri. Booming turizm endüstri diyor. Ekonomi sadece parçaladı. Şey yapıyorum. Anan. Booming turizm endüstri. Ya bir dur Allah rızası için dur ya. Ya ben partial'a geçeceğim. Bana ne ya? Aman ben tanımıyorum etmiyorum. Al. Ay sen gibi ülkenin o. İyi ki political power bayağı fazla geliyor. 5 geliyor. Güzel geliyor yani. Bak güzel sivil aldık şimdi. Ülkeyi böyle yaptım mı mükemmel olacak şimdi. Yine 6 yine ama. İyi bari 8 fabrikayla basıyoruz. Vay vay vay. Ordu tabi düşemem. 4K tüfek açığımız varmış. Ah keşke Yunan galip ya. Neyse. Yapmayacağım onu. Şimdi ekonomiyi parçalayacağız. Yav yeter arkadaş, yeter. Lan neymiş bu faşist bir şey ya? Allah Allah. Bu arada az önceki iki videoyu da arda arda çektim. O yüzden yani bilmiyorum, o yüzden. Üçlü video çekiyorum çünkü bayram önü geliyor. Büyük ihtimalle bu video atıldığında bayramda olacağız. Güne bir video attığım için. Yani bayramda video çekebileceğimi düşünmediğim için bayram öncesi gün biraz stok yapıyorum. Ekonomimizi parçala çeker misin efendim? Adamsın. İki sivil bir askeri, iki sivil bir askeri tercih ederim hocam. Şu an fabrikaya tapıyorum çünkü. Anlatabiliyor muyum? Bu ülkeye tank da uçak da haram. Ben öyle yorumladım yani. Bu ülkeye tank da uçak da haramdır hocam. Lan bir dur bir ya. Ha.
Konstantinos. Borçları ödüyordum lan ben. Borç, borç, borç. İtalya'nın borcu ödemiyorum lan mı demişim ben? Ne demişim? Lan. Oh, güzel biraz geldi. Bir tane askeri fabrika geldi. Sonunda hocam. Gelişen büyüyen Yunanistan efendim. Öyle yorumladım yani. Gelişen büyüyen Yunanistan. Şunlara git artık da. Şu müziği birazcık eğlenceli bir şeyler verebilir misin efendim bana? Ülkede şimdi bakıyorum açık. Türkiye'de bir zamanlar artilleri de açık değildi. Açık değil olmayabilir. Bilmiyorum yani. Hadi tamamdır şey böyle de bana şundan ver. Türkiye oynamıyoruz ama dinlemeyecek de değiliz. Çünkü çok güzel müzik. Bak bunu dinledikçe şey geliyor aklıma. Millennium Down oynayasım geliyor ama becerebileceğimi düşünmüyorum. Hiç düşünmüyorum hem de Millennium Down becerebileceğimi. Bu arada Consumer Goods %27'ye düşmüş ama hala 5 fabrika. Hadi, hadi aslan sen kaplan sen yaparsın hadi. Ekonomiyi de artık export focus'a taşıyayım da. Almayın lan benden bir şey. Zaten ülkede bir bokum yok. Marco Polo şeyi oldu. China'ya. Ateş atabilir miyim efendim? Güzel. TP'yi de bu sayede bitirmiş olduk tabi. Şöyle ha geliyor zaten bunun 120 pp de bu Vox bitesi büyük ihtimalle ben ekonomiyi tekrar export Fox'a taşımış olurum. Tren araştırdık mı onu çok merak ettim. Tren burada değil. Buradaydı. Aa. 1918 teknolojisi bile araştırdık değil. O derece boktan bir ülke burası. Ya dur ben Fokus'uz. Şey yapacaktım ya. Ah unuttum. Save'e dönmem lazım. Mal gibi gittim harcadım ha. Ne oluyor lan? Niye öyle bir event çıktı benim karşıma? Oh. Oh alım satım işlerine birazcık rahatladık güzel. Vay babayın vay 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 benim ülkem askeri fabrika bastı vay. 4 fabrikayla şey üretiyoruz artık 5 tane askeri fabrikamız var 4'üyle pek üretimi yapıyoruz. Böyle de güçlü bir ülkeyiz. Böyle de güçlü bir ülkeyiz. O ne yeniyor mu değil mi? Infantry equipment yok. 3,5K açık var. Günde 25 tane düşüyorum. Ay Allah belanı versin. Fokustan çok ilerlememe gerek yok diye düşünüyorum. Bu ne veriyormuş bana? Consumer Goods'umu kısıyormuş. Buradan ilerleyebilirim birazcık. Şu an yani kaynak şeyini açsam desem. Kaynağı yani açsam benim bir işime yaramayacak şahsen. Yeni ne veriyorum müzik babuş.
London in Flames yok. Ver Battle of Wuhan. Sevdiğim müziklerdendir. Treni araştırabilir miyim artık? Tabii. Büyüyen gelişen Yunanistan'ın. Open Borders bu arada vermediğime benim pişmanım. Niye ben onu unuttum bilmiyorum. Keşke baştan verseydim çünkü ülkede nüfus denen bir şey yok. Direkt yok. Metaxas'ı buraya atadık. Bizim kral 2. George. Faşistlerle loyal olmam gerekiyormuş. Onu yapmam için. Fokusu tamamladık değil mi? Evet. Bir tane askeri fabrika atabilir misin efendim Atina'ya? Bir tane dedim efendim. Tamam. Değil mi? Sanayi sadece Atina'dan oluşuyor bak. Vallahi birer tane var buralarda. O bu Selanik'te de güzel varmış. Ama ülke genel olarak Atina'dan oluşuyor. Lan borçları unuttuk ya. Hep unutuyorum şu borçları da dissection'ı. Oo, Honduras'tan beklenme. Ne oluyor lan? Wow. Honduras kaldırdı biraz. El Salvador, Guatemala ve Meksika ile savaşıyor. Hepsine gücün yetecek mi paşam senin? Biraz boyundan büyük işlere girişmiş gibi duruyor kral. Radyoyu da araştırabilir miyim artık? Bu arada bölüm kaç dakika oldu ona da bakayım. 22 dakika olmuş. Bilmiyorum Yunanistan biraz sardı gibi. Sarıyor yani. Belki boktan bir fighter düşürmeyi deneyebilirim sahaya. Bilemiyorum. Ama İngilizler hava üstünlüğünü alır mı ya? Bilmiyorum ki. Dura koysun şu anlık. Vay 21 fabrika oldum. Oo 2 slot basıyoruz artık. Vay. Atina Akademisi. Ver. Vay vay motorize araştırdık. Büyüyen gelişen Yunanistan'ın eşliğinde yani tabi. Uçak ne yeniyor mu onu falan bilmiyoruz tabi. Bizim zamanımızda yoktu onlar. Tank zaten haram dediğim gibi bize. Bir uçağa yönelebilirim ama çok küçük. Borçları ödemeye devam edebilir miyim? Empire of Sun. Empire of Sun da çok güzel müzik. Şimdi. Anti tank araştırayım çünkü anti tank lazım olacak diye hissediyorum. Alman beyimizle savaşacağımız için yani korkuyorum. Yunanistan ama savunmaya bayağı açık bir ülke. İmro mu ne lan bu? Bu şey var bir de bu Bulgar'ın İmro denen bir dalgası var onu da hiç aklım basmıyor benim. İnşallah kaptır olmam ya. Şöyle motoru araştırabilir miyiz? Güzel olur. Ya da bana hareketli bir şeyler versin. Ah. Şöyle. Ben bu Pepe'yi ne yapacağım? Bak bunu 18'e düşürebilirim. Vaa ben ordu basıyordum değil mi? Helal lan bana. Support ekipmanım yok. Şimdi de böyle bir sorunum var.
Ya oğlum içinde tüfek varsa top var, support yok. Nasıl boktan iş bu ya? İyi ver, ver, ver. Allah belanı versin, ver. Lan ne oldu Norveç? Bir şey yok. Of. Sen daha sivil bas bakayım. Oo, Siemens. Vay. Oğlum Siemens güzelmiş lan. %10 faktör output veriyor bak. Güzelmiş. Bu ne boka yarıyor? Bunu bilmiyorum bak. Ne boka yaradı hakkında hiçbir fikrim yok. Bir tek Fransızlara borcumuz kalmış. Onu da ödeyem de. Şimdi kes mi araştırsam Fighter mı? Bence bilemiyorum. Bilemiyorum, bilemiyorum. Vermeyeceğim, araştırmayacağım. Grand Battle Plan doktrininden ilerle. Şuna ver. Askeri fabrika düşük, askeri fabrika. Atina'nın içi doldu da olacak ha. Buna verebilirsin. Motor bir araştırdık bu arada. Helal olsun bize. Şöyle. Bunun buff'u var mı? O %10 veriyormuş. %10 buff güzel oğlum. Ama ben şunu araştırabilir miyim? Bir şey olayı vardı. Burada bir yerde supply anan. Burada bir yerde supply sorunu yaşıyorduk biz de hatırlıyorum, diyecektim ki. Tabi, tabi efendim. Bir şey demek istemiyorum. Güçlü Yunanistan ekonomisi demek istiyorum sadece. Sadece onu demek istiyorum. Ama en azından bir gelişim var yani. Baksana 28 fabrik olduk. Hatta 30 fabrik, 2 de dockyard var. Ona gitsem benim neyime yarar bilmiyorum. O ne işe yarıyor bilmiyorum. O yüzden buna gittim. Hellenic Army şeyine. Oy oy. Düşüyoruz mu? Oo. Helal. Support ekipmanımız olmasa da düşüyoruz. Şimdi uçak araştırmalarına devam mı etsem diye düşünüyorum da bilemiyorum. Bunu araştırabilir misin? Tüfek geliyor çünkü. Oo geldi geldi geldi. Hop bomba geldi. Atsına da düş bakayım. Of of bomba geldi. Ana karamda fallback line çekince bile supply sorunu yiyordum ben bir ara. Öyle bir olay vardı diye hatırlıyorum Yunanistan'da, dur. Bu tarafa doğru çek. Hocam şöyle. Bak şimdi çizdim mi onu ben? Supply sonu yiyeceğim. Bak gördün değil mi? Bunlara daha gitmeyeceğim. Buna git bakayım. Sanayi fokusuna gidesim var da yok. Uçağa git uçağa. Uçağa biraz yoğunlaşmak istiyorum.
Ama dur lan, small airframe basma, dur. Git sen sanayi araştır babuş. Of, Light MG açıldı. Vay, fabrika düştük. Vay. Daha var ya, bize girmelerine daha var. O yüzden içim birazcık rahat. İnşallah daha vardır yani, aniden böyle bir koy görmezsek güzel olur. Güzel sipariş şeyini falan. Şöyle bir 10'ar level'lık port düştüm mü ben mükemmelim. Bizi tanrılar savunuyor babuş. Command power. Onu bırak sen de buna git. Şöyle. Evet, Dimos. Peki. Lan ne oldu? Hem mini anlaşması. 39'un şafandan sonra Fort basmaya başlarız diye gördüm. Yorumladım. Daha var yani, o yüzden. Benim bu PP'yi ne yapacağım hala? Gayrimeşru diyordum da buna dağıttım. Doctrine'ı Grand Battle Plan Doctrine'den şaşmayacağım. Defense falan lazım bana yani. Buna da git, mükemmeliz. Lan dur, ben bir fabrika alıyordum lan, evet. Benim şu şey ne alem? Kan sömürgesi. 3 fabrika. Vay vay. %55 olan kan sömürgesi düşürmüşüz %11'e. İşte oğlum, Yunanistan ekonomisi. Bu ne oluyor lan? Günlük faşizm support şimdi. Ha. Yo. Faşist istemiyorum ben. Sonra bak, bir kere ben onu Polonya oynarken yaptım. Megalo diye. Bilmiyorum. Çok kızıştırmak istemiyorum arayı. Çok kızıştırmak istemiyorum arayı. Şey yaptım ben. Bir kere Polonya oynarken yaptım onu. Öyle önüme bir event geldi. %10 günlük faşizm artışı yani başladı ülkede. Yani yanlışlıkla öyle oldu. Bayağı arttıydı faşizm artışı falan. En son ban faşizm yaptı dedim de stabiliteden çok kırıyor. Crash the faşist diyor. Different komünist falan gidemiyoruz değil mi? Yok, gidemiyorum. Neyse, iyi böyle ya. Bu arada bölümün de sonuna gelelim ufaktan. Ha bir de tren artık. Tren basın. Aynen. 36 fabrika olduk. Yunan Türkiye kaç fabrika? Evet, Kazım Orbay gelmiş ülkenin başına. 40 fabrika. 4 fabrika daha fazla bizden ama çok büyük bir fark değil. Çok büyük bir fark değil. Kapatılır. Kapatılmaz büyük ihtimalle de. Neyse, moral bozmaya gerek yok sevgili dostlarım. Kendinize iyi bakın diyorum. Dur şu HP yine kaldı da. Borç şey vardı, dur onu ödeyeyim. Daha çok var. Bunlar ne lan? Bilmiyorum. Atak bu defans bonus falan veriyormuş. Her neyse, beni ilgilendirmez.
Neyse sevgili dostlarım, kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın diyorum. Yeni video en kısa sürede. Vatan haini, beni vatan haini ilan etmeyin Yunanistan oynadım diye. Tekrar tekrar onu da söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.